Sana da ayıp oldu. Ne de olsa annenin tablosu ama inan... Demek Cihan'ı aradın. Benden yardım istemek aklına bile gelmedi öyle mi? Bu yetmiyormuş gibi gece yarısı kalkıp mahalleye gittin. Yine benim haberim olmadan. Her şey birdenbire oldu. Çok korktum. Plan yapmak için zamanı bulmuşsun ama. Yatağına bir düzenek hazırlamaya kadar her şeyi düşünmüşsün. Sen gece yatak odama mı girdin? Ortalıkta bıraktığın solfej kağıdını vermek için. Ama boşuna. Senin umurunda olan en son şey çalışmak zaten. Onu çalıştım ben. Bak gerçekten. Ya tabii hepsini başından sonuna kadar söyleyemem ama istersen başını söyleyeyim. Bugün bana bir şey söyleme. Çalışmıyoruz da. Sen kafana göre takıl. En sevdiğin şey de bu değil mi? Öyle deme ne olur. Hasret, bana izin ver. Yalnız çalışmak istiyorum. O ışıktan geçmemeni söylemiştim. Hırkamı alacaktım. Teşekkür ederim. Bak nazar boncuğu. Şimdi her yaprakta iki sayfa var. Buradakiler alacaklılar, buradakiler verecekler. Nereye başımı çevirsem bu kızı görmek zorunda mıyım ya? Tabii göreceğler. Nazar bu mahallenin çocuğu değil mi? Yok abla yok. O bu mahallenin sahibi olduğu için beni görmek istemiyor. Naş. Bak şuna sen. Abla ben gidiyorum, geldi. Hadi mavi boncuğum hadi. Güle güle. Mahalleden de cip eksik olmuyor, arasını satayım. Çok yakar bunlar. Cihan. Oynuyormuş gibi yapalım, ne olursun. Hop dubara. Hep bağıra bağıra. Çok bağlıyım be Cihan bugün. Hadi oyna. Hayırdır Gülnaz? Bütün şaşaların üstünde bugün. Çaktırma Cihan, çaktırma. Hop. Hep düşeş, hep düşeş. Ne bağlıyım be. Hadi bakalım be. Bu da böyle sana... Kapak olsun. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Kaç kere yedim ben seni bugün? 4 oldu galiba. Murat neredesin sen? Vaktin var mı? Çok meşgulüm. Yine de dinleyeceksin. Çünkü deminden beri kafam ütüleniyor. Hasret'e ne dedin abicim? Ne demişim? Beni aradı. Selin'le nasıl çalışılacağını bilemiyormuş. Sen de onunla çalışmak istemiyormuşsun. Bir şeyler söyleyip durdu işte. Nedir mevzu? En azından aklı hala çalışmakta. Buna şükretmeli. Beni bekliyor. Evden içeriye adım atamam dedi. İçeride darallar gelmiş. O yüzden bahçede bekliyormuş hanımefendi. Vaktin varsa biraz ilgilen. Benden mail bekleyen bir sürü insan var. Oo, benim ofiste işlerim var ama hocam ya. Biz de çalışıyoruz herhalde. Vallahi bugün nefes alacak vaktim yok Murat. İşlerimizi yarıştırmayacağız değil mi? Kim kazanır biliyorsun. Ayrıca senin de öğrencin sayılır. Hoca efendi. Tamam, tamam. Neye dokunsa rezil ediyor, görüyorsunuz değil mi Selman? Kaza olduğunu unutmamak gerek. Aksilik. Ama haklısınız. Dikkatsiz bir kız. Diyelim bu kız sahneye çıktı. Ya oranın da altını üstüne getirirse? Rezillik kendi üstüne yapışmayacak ki. Her şey Murat'ın üstüne kalacak. Murat'ın halini düşünebiliyor musunuz? Utancından ölecek yani. Düşünmek bile istemiyorum. Nesrin Hanım, belki de her şey yolunda gider. Murat Bey gururla durur sahnede Hasret'in sayesinde. Saima Hanım, ben Murat'ın yüzündeki gururu gördüm. Hem de defalarca. Biliyor musunuz? Selin'i sahnede gördüğü her zaman güzelim o da su gibiydi. Gözleri parlardı, gururla bakardı. Ben zor bir ilişkileri olduğunu zannetmiştim. En azından sonunu düşününce. Affedersiniz, ben sizi lafa tutuyorum galiba. Yo, önemi yok, önemi yok. İnsan düşünmeden edemiyor değil mi? Madem o kadar mutluydular,
Neden? Ben kendimce sebebi Zelin çocukluğu olabilir diyorum. Ailesi üstüne titriyordu. İyi yetiştirilmişti demiştiniz. Bizim tanıdığımız aile gerçek ana babası değildi. Selin çok küçük yaşta evlatlık verilmiş. Annesi tarafından terk edilmiş bir çocuk. Bunun dipte, derinde bir etkisi olmalı diye düşünüyorum ben. Bu konuyu kapattığımızı sanıyordum. Nasıl kapatabiliriz ki oğlum? Hele sen böyle bir yanlışın içindeyken. Yanlış mı? Yanlış olan tek şey sizin benimle bu şekilde konuşmanız. Biz sadece sana bir şey olmasından korkuyoruz. Yani hasretin sana göre biri olmadığı o kadar açık ki. Neden bunu göremiyorsun? Göremeyen ben miyim? Siz mi belli değil daha. Bundan ona bahsettin mi? Aşkımı itiraf edip etmediğimi soruyorsanız... Ya hatırlayacağım. Hayır, bir türlü aklıma gelmiyor. Daha değil. Hatırlayacağım. Ama zamanı gelince her şeyi anlatacağım. Tabii burada hasretin duyguları da önemli. Bakalım o da sana karşı aynı şeyleri hissediyor mu? Menekşe? Hayır, daha değişik bir isimdi. Lale? O da değil. Geçenlerde aldığım bir çiçeğin ismini hatırlamaya çalışıyorum da. Eminim çiçeği aldığın kızın ismini de hatırlamıyorsundur. Ya sen de var ya. Beni iyice şu yaşlı şapkınlardan yaptın ha. Aa, hatırlamıyor musun kızın ismini? Bir dakika ya, biz nereden geldik bu konuya? Gamze mi? Hayır ya, ne Gamze'si, Allah Allah. Duygu? Hayır, bir dakika. Zeynep, Sibel, Ayça ya da Seçil olabilir mesela. Fulya? Hah, işte. Hangisi? Fulya. Ha. Yani aldığım çiçeğin ismi buydu. Bahçeden mi kopardın gülleri? Evet, çok güzellerdi. Kızmadınız değil mi? Bunda kızacak ne var? Her pembe gülden haber alırım ben. Ne haberi alırsın? Öyle. Güzel haberler. Ay nerede kaldı bu yumurtalar? Ben mutfağa bakayım. Hadi abla, görüşürüz. He. Ben gidiyorum. Nereye kız? Levent geldi, çekime gideceğiz. Çağırsaydın bir çay ikram ederdi. Geç kalıyoruz o zaman. Hadi görüşürüz. İyi hadi. Evet, beş çay çek, senin gibi tatlı olsun. Hadi oyna da. Ne oluyor burada? Ne bu kalabalık? Ablam kahveyi açtı. Bugün ilk günü. Gülnaz. Hı hı. Seni de çağırdı ama ben yok, gitmemiz lazım dedim. Ha, hadi o zaman gidelim. Bugün yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Yıldızımız ışıl ışıl parlayacak. Gülnaz, bir çay. Ne dedin sen? Çay dedim. Ondan önce de dedin. Ne dedim? Gülnaz dedin. Ne olmuş? Ne demek ne olmuş ya? Oğlum ilk günden hasta etmeyin adamı. İç kibarlık yok mu sizde? Gülnaz Hanım diyeceksin. Çay verir misin diyeceksin. Anladın mı? İyi, iyi anladık. Buyurun. Sağ ol Gülnaz Hanım. Kobra, kobra gel. Ama boş ver kobra, tamam. Bundan sonra çayları ben vereceğim. Onlarla muhatap etmeyeceğim seni, o kadar. Çekimin burada yapılacağını söylememiştin. Fotoğrafçı gerçek mekanlar kullanalım demiş. O yüzden burayı seçmişler. Hem ne önemi var ki? Burası Murat Hoca'nın değil mi? Yok canım. O sadece birkaç kayıt için geldi, o kadar. Evet, hazır mıyız? Sanırım. Peki o zaman sizi makyajı alalım. Bu arada ben de düşündüklerimi sizle paylaşmış olurum.